Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kelime oyunu oynayacağız. Mün'im ne demek? Mün'im. Oğlum geçen anlattım sana ya. Hangisi? Burak, hakim ne demek? Ben cevap vereyim falan. Her zamankinden farklı olarak acı verecek şeyler de kattık bu sefer videomuzun içerisine. Ne ağzımda var. Yutmadım. Derdin ne? Yutsana. Cevap ne? Bir daha söyle bakayım. Cevabı söylesene. Ben soruyu unuttum oğlum. Sen ne cevabını bahsediyorsun? Önce ufaktan başlatıyorum. Bilirseniz dediğim gibi ödülünüz ortada. Ama bilemeyen abi wasabi'nin tadına bir bakacak. Kardeşim ünsiyet ne demek? Ünsiyet diye bir şey yok. Öyle bir şey. Öyle bir şey yok kardeşim. Bugüne kadar yoktu. Öyle bir kelime yok ya. Abi aşırı tanıdık ya. Sabah kalkıyorum ünsiyet alıyorum yatıyorum ünsiyet yani ki. Niye hatırlayamadım ben bunu? Dur bakalım biberlerinin tadı nasıl? Yarışmamız 3 bölümden oluşacak. Birinci bölümde Risale Nur'dan kelimeler söyleyeceğim ben. O kelimelerin anlamlarını söyleyeceksiniz. Bildiğiniz takdirde güzel bir ödülünüz var. Hani süt olur, baklava belki olur. Yalnız şey fark ettin mi? Ceza ve ödül dengesizliği var. Hani süt öbür tarafta hayatın falan kaydı. Cezayı çektikten sonra ödül oldu. Sorduğum kelimeyi bilemeyenler bir tatlı kaşığı şu acı sostan yiyecek. Önce ufaktan başlatalım. Her bölümün cezası farklı mı? Tabii ki. O zaman hadi başlayalım yarışmaya. Ya bayılıp rüyada gezmeyiz. Akif senden başlıyorum kardeşim. Oradan başlamıyor muyuz? Akif'in dün bir bug'ını öğrendim ben. Karıştırdığı bir şey var. Akif ifrat ne demek? Yapma bunu. Güzel. Oğlum sen, güzel. Sen beni gün içinde takip edip kelime mi çıkarttın? Tekrar söylesene. İfrat oğlum ifrat. İfrat ne demek? İfrat aşırılık demek. %50 şansım vardı. Kolaymış abi. Burak, hakim ne demek? Ben cevap vereyim falan. Kardeşim o kadar da hikmetli iş yapalım. Yaman, iktiza ne demek? İktiza gerektirmek ya. Kizip ne demek? Yalan demek yapayım kardeşim. Burak? Sonra da iyi kendim. Geliyor. Burak, mün'im ne demek? Mün'im. Oo. Hadi bakayım. Oğlum geçen anlattım sana ya. Hangisi? Mün'im, nimet veren. Bak işte. İnam eden. Hep bildiğim şeyler. Yiyelim. Açının artık buradaki gerginliğini bilmiyorsunuz. Bu ketçap olmasın? Neden arıyorsun? İyi mi? Ketçap değil tabii ki iyi değil. Tamam bak, ye onu ye ben bak, varım bak, ya. Bu hemen yutacak. Bu hemen yuttu işte. Oğlum ne yapıyorsun? Onu yapmasan iyiydi ya. Gözünün içine yandı. Niye alem fışkırıyorsun? Şu güzel. Bu ağzı yakıyor. Aradaki ses boşluğunu duydun mu? Yutundum lan. Var mı bir şey? Nedir? Hacı ağzını içine yanıyor da boğazını yakmıyor. Şu hıçkırtıyor ya o çok kötü. He ya. Yaman. Evet. Nefs emmare ne demek? Hayvan gibi her şeyi isteyen nefis. Nefsin birinci basamağı. Korktum mu Allah? Yemeyeceğim. Acı değil ya. Akif. Kardeşim ünsiyet ne demek? Ünsiyet diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeşim. Bugüne kadar yoktu. Öyle bir kelime yok ya. Ünsiyet. Abi ünsiyeti de cevabı aslında cevabı bilemeyince ben. Ünsiyet. Lan bulmacadan mı çıktı? Bir yerde denk geldi bana ya. Abi aşırı tanıdık ya. Sabah kalkıyorum ünsiyet alıyorum yatıyorum ünsiyet yani ki. Niye hatırlayamadım ben bunu? Geçmiş mi demek? Tamam. Ne abi söyle cevabını öğrenelim. Alışkanlık. Bir şey. Aa. Evet kanka. Hayır hayır açtı. Geçen videoda da böyle yaptı bu ya. Hayır abi bu kadar yemedim. Tamam abi ye onu ye ben varım. Karnım aç ya şu anda. Bomboş. Sen yemek yemeye gelmişsin. Ekmek var mı arasına sürekli? Boğaz hafif, ağız dolu yani böyle. Güzel. Mütemadiyen ne demek? Mütemadiyen devamlı sürekli. Bana mı geldi geri? Yaman. Evet. Tanzif ne demek? Düzenleme. Doğru mu? Bendeki anlamı temizlemek. Allah Allah niye böyle ayaklar titredi bir Allah Allah. Ben anlamıyorum ya. Bak hadi sen niye her şeyi doğru biliyorsun? Arkadaşlar buna da bakın bak. Bak. Bu her şeyi doğru bildiğini zannediyor oğlum. Bak yiyeyim be kardeşim. Amaç video. Tanzif. Eğer Yaman'ın dediği gibiyse sen de yiyorsun. Batuhan da yiyor. Temizlemek dayı. Tamam doğru. O zaman bir tane daha alalım Yaman'a. Ver. Yarışmamızın ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölümde kardeşim ben size Risale Nur'dan vecizeler okuyacağım. Ama boşluk doldurmalı şekilde okuyacağım. O boşlukları artık siz biberle mi doldurursunuz, limonla mı doldurursunuz? Onu size bırakıyorum. Ben şu an Yusuf oldum ya. Stresten unutmuyor musun? Evet.
Stresten kurulmuşum bak. Konuşmayı bile unutuyor adam. Daha nasıl ispat etsin? Burak diyor geçen sefer acı yemekten diyor hafızasını yitirdim. Öyle olacak yine. Çok acı çünkü. İman öyle bir şeydir ki içinde hem külli zekir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem yüksek bir nokta nokta gibi nurlar vardır. Maşallah. Küçük bir saray gibi. tamam, küçük sözler. Bak bakayım kameraya dur. Dur oğlum lazım. Bir dur ya. Hem dedin en son. Bak dalga geçiyorlar. Gerçekten ben oğlum cümlenin sonu başka kelime de kalmadı zaten. Nasıl yapıyorsun? Ya. Bir daha son ikisini, hemlerin son ikisini söyler misin? Gerçekten. Abi ezbere bilmiyorsan İzmet burayı bilmezsin. İzmet Nuriye mi acaba? Yanlış bir ezber. Yapma bunu ya. Şuradan bir şeyler yiyeyim. Abi yok. Evet. Çekilerini de hatta yedi yersin. Onu aldım. Akif'e odaklayın. Fazlasını yedim. Ben yemedim. Akif niye yiyor limon? Akif limon yemez. Yarım saat çıkırdım ben buradan. Yemen abi. Süs mü bu? Oğlum sen prenses misin ya? Bir tek acımız mı çekebiliyorsun? Bu süs mü? Batuhan bu boş yere mi koyuyorsun? Sinirlendim. En son. Ağzımda var. Yutmadım. Yut hepsi. Derdin ne yutsana? Ay. Benim. Abi yemin ediyorum çok kötü ya. Akıra çok acı. Su içebiliyor muyum? Adam konuşmayı unuttu. Şu. Tatlı umurumda değil. Şu an su içebiliyor muyum? Hasta oldu ya. Oğlum birazcık yanacak 5 dakika dayan ya. Babasının prensesi. Cevap ne? Bir daha söyle bakayım. Cevabı söyle. Cevabı ben soruyu unuttum oğlum. Sen ne cevabından bahsediyorsun? Cevap ne biliyor musun? İbadeti tefekkürüye. Şimdi sen bilmediğim yerden soracaksın bana. Niye yiyorum diye. Ben de mi ağlayayım böyle? Hem Risale-i Nur'un dairesi çok geniştir. Şakirtleri pek çoktur. Harice kaçanları aramaz, ehemmiyet vermez. Belki daha içine almaz. Hem insanda bir kalp var. Ve bir kalp ise nokta nokta olamaz. Hem hariçte hem dahilde bulunmaz. Olmaz. Hem dahilde ya da hem hariçte. Daha oldu. Dün... Nokta nokta perdeyi iktiza eder. 4 saniye. İzzet ve Azamet perdeyi mi iktiza eder? Birçok yerde perdeyi iktiza ediyor. Birçok şey. Yok mu? Risale'de birçok yerde var. Oğlum adam ders sisteminde cümle kurdu lan sana terbiyesiz. Yok yok gerçekten öyle değil mi? Doğru kardeşim. Abi o zaman ben bir şey sormak istiyorum. Abi yok ya. İkinci geçtiği bir yeri söylersin. Hayır devam edelim. Ben o yapayım yiyeceğim. Devam et sen devam et. Tamam. Bismillah. Nokta nokta. Hadi bakalım. Hakim. Nasıl seviyor lan? Bilmiş gibi seviyor. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri nokta nokta her şeyin fevkinde görür. Bunu da bilemezsen... İsterleyin Hizmet İmaniye. Has şakitlerinden nasıl olacaksın? Doğru değil mi? Oğlum niye o zaman bizi? Ama nasıl geldi daha bayağı ben işiyorum. Nokta nokta lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. Doğru. Çok doğru bir cümle. Katılıyorum. Üstad ne güzel yazmış. Bu yanlış değil miydi bu bölüm? Yiyeceksin mi? Yiyecek mi biberi? Yiyeceğim oğlum tam söyle cevabı söyle. Oğlum sonu çok acı olur. Bir tanesinin başını yiyin. Hakiki ve elemsiz lezzet. Aa. Oğlum az önce söyledim mi? Yalnız iman. Oğlum not almadın mı sen bunu masana? Yut kardeşim. Ya Elham ya. Yut bütün kardeşlerim senin gibi yazıyor. Yut kardeşim yut. Daha az önce ben de sormuşlar gibi. İki kulağım şu an tıkandı. Oo, tamam. Neden içeride hissediyorum. İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan nokta nokta yapar. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Evet arkadaşlar şimdi 3. bölüme geçiyoruz. 3. bölümde ben size Risale-i Nur'dan vecizeler okuyacağım veya konu adları söyleyeceğim, başlıklar söyleyeceğim. Siz ona göre Risale-i Nur külliyatında hangi kitapta ve nerede geçtiğini bana söyleyeceksiniz. Şimdi bilen baklava yer, sütünü içer ama bilemeyen abi wasabi'nin tadına bir bakacak. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Yok. Yüzünde gülecek. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok Akif. Boşluk falan da doldurayım ben. Birkaç şey birden yapabiliyor muyuz? Önce kelimenin anlamını söyleyeyim ihlasın sonra boşluğunu doldurayım. Sen niye cevap veriyorsun? Neyse. 21. lema var biliyorsunuz. Risale-i Nur külliyatında çok yani çok güzel bir eserdi. Burak namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Bu okuduğum cümle nerede geçiyor? Hangi kitapta? Dur lan hayır. Zihin Sarayı'nda geliyorum. Saray. Biliyor musun? 5. 5. söz. Oha Burak. Kar sana. Kaçın söz?
Dokuzuncu söz, birinci nükte. Ciddi inanamazsın. Yeter de demeyiz. Abi hepsini yiyeceğim. Abi öyle değil. Kalk öyle değil. Ne oldu? Tadı kötü. Tamam, başka? Aa, burnum yandı. Burnu? Ciddi misin? Az önceki... Bir daha burnuma vurdu lan. Yok öyle bir şey olmuyor. Bence sen hayal görüyorsun şu an. Ben direkt şuraya vurdu ha. Burnuma yumruk attı. Nefes verirken hissediyor musun? Tadı iğrenç ama hiç acı değil. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız. Bize gösterdiğin... numuneleri ve gölgelerin asıllarının menbaalarını göster. Bu okuduğum cümle Risale-i Nur'da nerede geçiyor? 10. söz, sözler. Yapıştır. Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır. 17. söz. Abi burayı çok iyi biliyorum çünkü. Çok bana dokunan bir yerde. Doğru. 17. söz. Tamamlık da kendine gelin. Doğru bir şey. Dertlendim lan. Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem. İsterim fakat bir yar-ı baki isterim. Zerreyim fakat bir şems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudati umumen isterim. Yiye bir tanem böyle. Teselliğe bak. Hakim. Tekrar geliyor. Kardeşlik, uhuvvet. Sanki bu dersleri başkası aldı ya. Bir dakika, sormadın mı az önce? Akif'ten sonra. Evet. Yakaladı lan. Yakaladı ya. Ben onu biliyordum lan. Keşke sorsaydım. Çok iyi oldu. Şakalları şey işte. Ben niye atladım lan öyle? Ben dedim ya. Allah denk getirecek ya. Hazır siyama dedim. Bu hemen düştü. Hadi bakalım görelim şimdi. Evet. Lan çok eğlendim ya. O var ya, o bildi, ben eğlendim. Kaza ve kadere iman kaçmış sözü için. Evet. Yama soruyorum. Korku dolu anlar. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil. Cehennem daha iyi. Kolay yerleri değil. Ama nereden geçiyor? Bir şey söyleyeyim mi? Bu bunu söylesin, tamam mı? Başka iki tane sor bana. Yok abi, devam et. Ciddi söylüyorum. Bunu bilsin. Bana iki tane başka aç Risale'den sor. Daha kolay. Kardeşim başka bir tane. Ya bak çok samimi söylüyorum. Devam et, hadi. İşin kötü. Gerçekten bilmiyorum. Ye. 10. söz. Hayır. Yanlış. Mektubat hakikat çekildi. Abi şu koyduğu wasabi çekelim. Bana az önce o kadar wasabi yedirdin oğlum. Hayır abi. Abi verdik. Abi, Murat öyle verdik. Abi ben öyle wasabi yedim ya. Bir daha adam yedi. Çeyreğini mi yedi bu o lan biberi? Lan biz sabahtan beri yiyoruz, şov yaptı şimdi abi. Bir tane yedi ya. Biberin çeyreğini yedi, gördün mü? Aslında mesele biberde. Buruna vuruyor. Hissediyorsun değil mi? Şu an çıkıyor buradan böyle. Beni etkilemedi bu. O ne oluyor? Bunun wasabi'nin içindeki madde ne? Etken madde. Berbat bir şey. Vücuduma iyi geldi benim. Neye? Vücuduma iyi geldi. Ye gerek bir soru daha sorayım. Bu olarak gerek. Oğlum adam yok. Medikal olarak. Acının derecesini anlamak için manken arkadaşlarımızdan bir tanesini çağıracağız. Musa'yı çağırıyoruz. Çekim boyunca böyle çok güler yüzlü bir kardeşimiz var. Musa Emre Özmen diye. Şimdi acı uyguladığımız zaman kendisine nasıl bir değişiklik oluyor? Yani biz burada yiyoruz, iyi güzel ama neler yaşanıyor? Şu an onu görmek için bir Musa test yapacağız. Musa Emre Ezmen, hadi bakayım. Tamam, defa ettiğini görüyorum. Yüzüne bakar mısın? İçimden bir şey çıkar. Abi acının üç şey. Şu an gerçekten konuşuyorum. Şimdi sırada kanlar arkasında çok güler. Gel buraya. O inmesine gerek yok. Ayakta dur kardeşim. Biberi yiyeceksin şimdi, hadi bakalım. Oo. Otur abi. Otur. Hayır hayır. Yapamaz yapamaz. Kafaktakinin hepsini mi yiyecek yoksa? Yapamaz kardeşim. Erkekler o kadar be. Al şunu ya. Olmaz olmaz. Sözüm sen biteceksin. Yapar yapar. Bunu yaparsan. Dökme de. Sen ciddi olamazsın. Abi ben bırakıyorum ya. Arektin ha. Ama harbiden güzelmiş. Yar yar. Sen... ne oluyor lan?
Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Acısıyla tatlısıyla bir video daha bitirdik. Burak şu anda ekip gerek ruhsal olarak gerekse biyolojik olarak hiç iyi durumda değil. Muhtemelen kapanış yaptıktan sonra da bütün biberleri bana yedirecekler. O yüzden kapatmadan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.